Gündem aslında yani dediğin gibi seçimden sonra ekonomi olması lazım ama Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş var. Tanıyorsun kendisini. Tanımaz olaydım. Yok yani tanıyoruz sonuçta. Maalesef. Diyanetin başında. Bu aralar enteresan açıklamalar yapıyor. Geçen hafta şöyle bir şeyle gündeme geldi. Cuma günü tatil olsun herkes Cuma'ya gitsin gibi buna benzer bir şey yaptı. Bugün de enteresan dün ve bugün günaydınla ilgili bir paylaşım dolaşıyor, bir açıklaması dolaşıyor. Galiba önceden yapmış ama şimdi gündeme geldi. Nasıl, daha bir Arapça bir tabir mi kullanmamız istiyor? Evet, şöyleymiş. Esselamu aleyne ve ala ibadi salihin dememiz lazımmış. Günaydın demeyelim. Yani düşünüyorsun. Yani her sorunu hallettik. İlk Cuma ile alakalı Cuma namazını kılmak isteyen vatandaşlar için bir şeyler esnetilebilir. Ama günaydın yerine o kadar uzun bir tabir kullanmaya gerek yok. Bence gereksiz. Ama zaten pazar günde olsa ya da herhangi bir günde olsa Cuma'ya insanlar gitmeye niyeti olan gider ki. Yok, şu çalışınca bazen saatler çakışıyor ya, ister istemez oluyor. Belki onun için bir şey olabilir. Hani çok hani inanç özgürlüğü kapsamında düşünebilir ama o günaydın meselesinde saçmalamış. Saçmalamış yani. Başka günaydın, günün aydın olsun değil mi? Yani o da kötü bir şey değil ki. Yani Yüce Rabbimiz Türkçe anlamıyor mu yani? Ya Arap sevici diyoruz ya işte. İşte evet. Onun yansıması. İşte yapana değil yaptırana bakacağım. Bu arada çok enteresan, bunu dedim ya aslında daha önce yapmış ki İletişim Başkanlığı'ndan da yeni açıklama gelmiş. Şey var hani Dezenformasyon Bakanlığı, Başkanlığı mı var ne? Hmm. Öyle bir şey. Onlar da demiş ki Sayın Erbaş günaydını da kullanıyor demiş. Ya ben Erbaş deyince şu fesil delinin yanına şeyle gitti ya. Evet. Üniformayla gitti. O günden sonra bitti benim için. Bitti. Ondan sonra söyleyecek ne söylese benim için şey ya, değil. Ama şu çok ilginç. O kadar problem, o kadar sorun varken Diyanet'in kalkıp bu tür şeylerle gündemi meşgul etmesini gündem değiştirme çabası olarak değerlendirebilir miyiz? Abi 14 Mayıs bitti. Bundan sonra her türlü saçmalığa hazırlıklı olmak lazım. Mantıklı bir şey bulduysak şaşıralım. Mantıksız bir şey zaten böyle zincirleme bir şekilde devam edecektir. Diyorsun. Tabii tamam. Hiç yapmamak teşekkür lazım. Teşekkür ederim. Sağ olun. 14 Mayıs'ta bitti iş. Bitti tamam. Diyorsun, hadi tamam. Görüşmek üzere. Gençler sorayım mı? Sor abi. Başka bir şey söyleyek abi. Neyi söyleyeceksin? Bursa Spor'la ilgili bir şey. Ya Bursa Spor ne yapacağız? Ben sor de Bursa Spor'luyum oğlum. Filmini biliyorum çektim abi, ben. Biliyorum. Filmini çektim. Boş ver Bursa Spor. Bursa Spor'u geç. Bursa Spor. Ne soracaksın abi? İlk kamerayı açmadı abi, rezil olmayak. Yok hayır ya şey. Ali Erbaş'ı tanıyorsunuz. Biliyorum abi, Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet İşleri Başkanı. Bu durup bu aralar enteresan açıklamalar yapıyor. Cuma günü tatil olsun, öğrenciler istedikleri gibi Cuma'ya gitsinler falan filan. Evet. Siz bilmiyorum düzenli olarak Cuma'ya gidiyor musunuz? Gidiyoruz abi, gidiyoruz elhamdülillah. Her Cuma'ya gideriz. Tamam. Şimdi de dedi ki günaydın yerine Esselamu aleyne ve ala ibadi salihin diyelim. Abi şöyle sana şöyle söyleyeyim. Ben de AK Partiliyim ama o adamı hiç sevmiyorum abi. Yani çok Diyanet İşleri Başkanı. Aynen abi. O... Peki neden böyle durup bu tarz açıklamalar yapıyor? Ne dersin sen? Ya ben onu dinden sapmış biri olarak görüyorum abi. Durma ya, Diyanet'in başındaki adam. Ya. Bana göre öyle abi. Adamın mesela bilmem geçen sene mi ne bir sözü vardı abi. 16 yaşından sonra kız çocuklar evlenebilir diye abi. 16 yaşından önce diyor. Aynen sonra abi. Sonra değil. Zaten sonra evleniyorlar da. Ya. 16 yaşından önce demek istiyorsun yani. Ben o adamı abi dinden sapmış bir olarak insan görüyorum abi. Bir dakika şimdi. Yani dinimizde bir alakası yok yani. Sen şimdi AK Partiliyim dedin. Aynen abi. Dinden sapmış olarak görüyorsun fakat bunu oraya götüren ve hala görevde tutan da Sayın Erdoğan sizin. Ya abi onun da suçları var. Onun da suçları var. Mesela bu Suriyelileri buraya getirmesi suçtur abi. Suç mu? Hata mı? Suç bana göre suç abi. Orus çocuklarını buraya getirdi, bizim başımıza bela etti abi. Her yerde adamların dükkanları var. Hepsi değil ama bazılar da. Abi bak aşureye çık abi bak. Bir dakika. Abi iyiyse cennete girer zaten. Çanakkale'de abi. Ben kendim çürdüm abi. Bak Çanakkale'de biz Türklerle beraber savaştık abi. Yok, Suriyeliler de var bu arada. Kosovalılar da var. Arnavutlar olabilir da var, abi. Bizim burada bir tane tabelamızı görebiliyor musunuz mu abi? Görebiliyor musunuz? İstanbul'da Suriyeliler için Arapça okulaşmışlar. Neden Kürtçe okulaşmıyorlar abi? Var canım, Kürtçe kurs var. Ben göremedim abi bugüne kadar. Ben kendi dilimi bilmiyorum abi. Ailen öğretmemiş. Abi olabilir. Olabilir abi de. Yani okul yok abi. TRT Kürdiye Apo'nun kardeşini çıkardılar. Biliyor musun değil mi? Az kalın. Kürt yok demez misin? Beni dinle. Bırak. Benimle odaklan. Şimdi TRT Kürdi var. TRT Kürdi Abdullah Öcalan'ın kardeşini röportaja çıkardı. Biliyorum AK abi. Parti o istedi. Ona aynen rağmen abi. AK Partilisin ya. Abi var, suçları da var, bir şey diyemem yani. Barzani ile görüşmesi mesela bir suç abi. O kadar saygı. Teröristle konuşması abi. Rağmen, sen oy Abdullah... verdin mi son seçimde bu arada? Verdim abi. Verdim. Aynen abi. Pişman mısın? Var abi pişmanlık. Var. Biliyorsun değil mi? Ekonomiden dolayı pişmanlığımız var abi. Neyse, gidişat nasıl gençler? Umudunuz var mı geleceğe yönelik? Var abi benim. Nereye, yurt dışına gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Yok abi. Genelde öyle biliyor musun? Gençlere kime sorsak bu aralar hepsi yurt dışına hayal ediyor. Yok abi, biz ülkemizi geliştirmekle meşgulüz. Ya zaten öyle olmak lazım. Burada kalacağız, mücadelemizi burada yapacağız. Aynen. Elhamdülillah abi. Tamam. Dikkat edin kendine. Buyurun. Bu kadar basit. Yani bununla gündeme geliyorsa
Demek ki bizim ülkenin zeka seviyesi 89'dan da aşağı düşmüş. Bu kadar söyleyeceklerim. Acaba gündem değiştirme çabası olabilir mi? Abi bununla da gündem değiştirmeyelim artık ya. Yani yetti şimdi be. Şimdi aslında var ya ben de sormuş olarak buna hizmet etmiş oluyorum belki de bir ya, yerde. Hani musun? Yetti be abi, yeter artık. Yani, bu olmamalı gündemin değiştirme şekli. Dünyadan konuşalım mesela. Dünyadaki gelişmelerden konuşalım. Tamam konuşalım. Kıskanıyorlar bizi. Tabii canım, kıskanmazlar mı? Kıskanıyor. Of sen ne diyorsun? Eğer bu ülkeyi, tamam mı, bu ülkenin gençlerini uyuşturucudan kurtarırlarsa bu ülkede var ya ne altınlar var ama batağın için. Böyle bir litusta çekse içinden, gel kardeşim seni verse, bak var ya neler neler olacak. Sen duydun mu bu Ali Erbaş'ın açıklamasını? Vallahi ben onları bilmiyorum dayı. Ben haberim yok. Bilmiyorsun. Gidişat o zaman sorayım gidişat ben sana. Mı? Gidişatı söyleyeyim sana. Söyle. Bak gidişatı ne yaptılar biliyor musun? 5x25 herkes serbest piyasa. Ama vicdanlı insanlar var halen de. Abi var. Şunu yayınlıyorsanız eğer var. Tek bir şey söyleyeceğim. Kur'an'ı Türkçe okuyalım. Okudum bitirdim. Okudum bitirdim. Okudum bitirdim. Okuyalım. Bak gerçekten içinde ne anlatmak istiyor bunu anlayalım. Bu algı çok yanlış abi. Türkçe okumak günahtır. Yani çoğu sorsan ama Kur'an'ı Türkçe okumak günahtır diyorlar. Aslında yani yaradan Kur'an'ı niye gönderdi? İnsanlar okuyup anlasın diye. Kur'an'ı ilk Türkçe'ye çevirten kim biliyor musun? Bilmiyorum vallahi abi. Mustafa Kemal Atatürk. Doğru. Kime çevirtirdi biliyor musun? Elmalı Hamdi yazar. Yani bildin mi? Öğrendin mi? Bilgin olsun. Atatürk doğru çevirtirdi. Aynı zamanda Diyaneti de Atatürk kurdu. Ama Atatürk'e ne diyorlar? Yani demediğini bırakmıyorlar. Daha ne diyeyim? Ben Arap değilim. Ben Türk'üm. Benim dinim, törem var. Ben Kur'an'ı da okuyacaksam kutsal kitabımı kendi dilimde okurum. Zoruna giden varsa bir şey diyemem. Abi görüşürüz. Sor abi. Ali Erbaş için çok mübarek bir zat dedin ya. Bir mübarekliğini bir açıklar mısın? Abi şimdi ben onu açıklarsam ne sen bu programı yaparsın ne ben... Açıkla sen, abi ya abi dini eğip bükemezsin, anladın mı? Sabittir ne oldu. Dinin temelleri bile sabit. Birilerinin keyfine göre sen bunu eğip bükmeye başlarsan kusura bakma ben senin arkanda değil namaz kılmak, tövbe yani şarap içmeye gitmem. Bu kadar da basit. Ben bu kitabı okudum. 114 tane sureyi, 6236 tane ayeti okudum, gördüm. Hak yeme, haram, haramdan iş yapma diyor. Bu kadar basit. Temeli bu. İnsanları koru kolla, gözet. Komşunu gözet. Bu ya bu. Ona temeli bu işte. Daha Allah bu hakkı yemedi ama hakkını yiyorlar. Abi şimdi sistem bozuksa yani şunu derse insanlar bal tutan parmağını yalar. Bu ülkede hiçbir şey değişmez. Bu kadar. Anladın? Sorayım mı abicim sana da? Peki. Eyvallah kardeş. Sana da sorayım mı güzelim? Gel. Gel böyle. Gündemi takip ediyor musun? Maalesef. Etmiyorsun. Ediyorum. Ha ama. Öyle dedin ki maalesef etmiyorum. Yani... Ediyorsun. Peki bu Ali Erbaş var. Tanıyorsun Ali Erbaş'ı. Diyanet İşleri Başkanı. Maalesef. Son açıklamalarıyla, gerçi önceden yaptığı açıklamalar ama şimdi gündeme gelmesi pek manidar. Demiş ki Sayın Erbaş, günaydını kullanmayalım, onun yerine Esselamu aleyne ve ala ali ibadi salihin gibi benzeri bir şey kullanalım, önermiş. Acaba insanların günü ayıyor mu? Önce ona bir baksın, daha sonrasında bize günaydın değil de insanları dinden soğuttular, her şeyden soğuttular, artık böyle gına geldi. Büyük ihtimalle bu şeyi de zaten zamlar gelecek, onun öncesinde insanları böyle kızıştırıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Ne hikmetse her zam öncesi bir yorumu oluyor. Yani bence Ali Erbaş artık gitmeli çünkü insanlar gerçekten ateist değiliz. Ali Erbaş kendi başına gidemez. Anca biri görevinden, daha doğrusu Ali Erbaş görevinden affını isteyecek. Biliyorsunuz öyle oluyor AK Parti'de. Göreve gelenler affını istiyor. Sayın Erdoğan bunu uygun görürse de görevden olur. Zannetmiyorum göreceğini. Yani yorumu gerçekten insanlık dışı olduğunu düşünüyorum. İnsanların aklıyla artık alay ediyorlar. Sonuçta artık insanlar ekmek bulamıyor. Sen gelmişsin günaydına takmışsın kafayı. Yani tamamen rezillik ötesi. Başka da bir şey. Gidişatı nasıl görüyorsun? Çok kötü. Özellikle mülteci konusunda, özellikle Bursa'da çok fena bir halde. Artık buna bir dur denmesi lazım. Hatta Zafer Partisi'ne oy verilmesini istiyorum buradan da. Gerçekten mülteci en büyük sorunumuz. Yani Zafer Partisi de tamam mülteciler üzerine bir siyaset, bir politika gidiyor da bu kadar mülteciyi
vaat ettiği gibi bir sene içerisinde göndermek mümkün mü? Mantıklı mı? Gerçekçi geliyor mu sana? Gerçekçi gelmiyor. Biraz zaman alacağını düşünüyorum. Ama en azından gönderilmesini en çok destekleyen de onlar. Teşekkür ben teşekkür ederim. Gençler sorayım mı? Yok. Nasılsın, iyi misin? Hamdolsun. Önce bir halini hatırını sorayım. Allah razı olsun. Gündeme dair sorular yöneltiyoruz. Tabii, bugün buyurun. Ali Erbaş'la ilgili. Biliyorsun Ali Erbaş'ı, tanıyor musun? Yok, tanımıyorum. Diyanet İşleri Başkanı. Diyanet diye bir kurum var, biliyor musun? Tabii. Cumhuriyet döneminde kurulmuş, Atatürk'ün kurdurduğu bir dini biraz doğrudur. Daha... Doğrudur. Yok, ben isim olarak biliyorsun. Şey, şimdi evet. Bu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş zaman zaman enteresan açıklamalar yapıyor. En son yaptığı açıklamada dedi ki, günaydın demeyelim dedi bundan sonra da, Esselamu aleyne ve ala ibadili salihin gibi bir şey önerdi. Evet. Günaydın demeyelim gibi bir tek. Daha güzel olur. Söylemiş. Hı? Ne güzel söylemiş. Günaydın keşke. Ama Türkçe. Türkçe olabilir. Biz Arap değiliz. Olsun. Günaydın deyince, alakası yok. Günaydın ki. Deyince kötü mü olur? Yok, o da olabilir, o da olabilir. İkisi de olabilir. Ama diyor ki onu bir daha kullanmayalım, bunu kullanalım diyor. Olur. Öyle. Daha iyi olur. Ha, yani doğru. kimse istediği şekilde kullanabilir. Ama o şekilde hayır, kullanırsa şimdi efendim. İstediği gibi kullanmak başka bir şey. Bunu bundan sonra böyle kullanmamak başka bir şey. Yok, öyle bir zorunluluk. Kipiyle konuşuyor, böyle bir şey olmaz. Her insan istediği gibi konuşur yani. Tabii. Emir kipiyle konuşmayacak. Yok, öyle konuşmayacak olay değil. Güzel arkadaşlar, onu demiyor. Şimdi arkadaşımız diyor ki, böyle bir kanun olayı olursa o sizin dediğiniz haklısınız. Hı. Acaba ama, onun zemini mi hazırlanıyor? Bir de şu var. Gündemde birçok problem var. Birçok sorun. Eyvah. Kovboylar geliyor. Gündemde? Yani ekonomik sıkıntılar var. Bir sürü, var, bir sürü konuşulacak meseleler var. Bunlar gündeme gelince millet de ister istemez soruyor. Ya diyor, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın işi mi bu? Esas başka daha memleket meseleleri, daha insani konulara değinse olmaz mı diye soruyorlar. Ya mutlaka olur. Siz de yani gündem mi değiştiriyorlar yani acaba gündem, diye gündem olarak değil. Zaten bir tane kişinin lafına bakarsan CHP'den adam demiş ki yok işte belediye başkanlığı seçilecek, bize oy verin. Ya daha düne kadar siz zaten yenildiniz. Bir de ona mı kafa tutalım? Yani bizim şu anda zaten zamlardan dolayı bir ezikliğimiz var. Neden? Neden? Yani nedenimiz şu, zam üzerine zam geliyor. Neden ama bu zamlar geliyor? Ya neden üzerine zam sorumlusu geliyor? Yıllarca. Ya sorumlusu kim? Yine biziz. Sesimizi çıkarmadınız. Hayır, Cumhurbaşkanımız değil kardeşim, biziz. Bizi yönetenlerin hiç kabahati yok ama Sayın Erdoğan dedi ki, ben ekonomistim dedi. Ben ekonominin kitabını yazmışım dedi. Doğrudur. 20 yıldır nasıl bu şu anda Türkiye'de oturuyor? Peki ama oturuyor? Niye ekonomi, madem ekonomist, bu ekonomimiz bu kadar kötü halde? O zaman gidin sorun ona. Buyurun keşke bir sorun bakın. Keşke gelse de Sayın Erdoğan'a sorsak. İşte, buraya koyduğu için abi. Getirdi bu kadar Suriyelileri buraya koyduğu için abi. Ha? Bu kriz onun yüzündedir abi. Hayır, şu an ev bulamıyoruz. Kira 2 lirayken 10 lira oldu. Abi, bir askeri ücretle kira, bir kirayla bir askeri ücret şu an aynı fiyata gelmiş. Suriyeliler yüzünden mi? Suriyelilerin yüzündedir. Mazot, benzin, her şey almış başını gidiyor yani. Şu an herkes kendi kafana göre devam ediyor. Şimdi, bu gidişle zaten iflas ediyoruz. Biz yaptık. Diyor. Yok biz var. Evet, tabii ki suç halk bizim. Var. Çünkü niye desen, çünkü halk hepsi kalkıp da ona oy verdiği için. İyi günler, teşekkür ederim. Ama 20 yıldır ya, 20-21 evet. Yıldır yönetiyor. Dur gitme ya, daha soruyu bitirmedik. Bana sorabilirsin abi. Yaşın küçük ama senin. Kaç yaşındasın? Olsun abi, yaşanmışlığınız var ya. Gelecek onların zaten. Tabii. Şimdi ailen sorunu çıkarmasın ama. Yok abi, tamam, yok çıkarmaz. Şimdi önce... Abi kiraların Suriyelilerle alakasını söyleyeyim. Mesela bir Türk geliyor diyor ki, ben bu evde 3 milyara ötürüm diyor. Suriyeli geliyor diyor, ben buraya 5 veririm diyor. Adam otomatik eve Suriyeli'ye veriyor. Evi kiraya veren vatandaşın da Türk'ün de kabahati yok mu? Ama Suriyelileri sokanın da kabahati var yani. Suriyelileri sokmasa hiç böyle bir şey olmaz. Hangi kanal abi? Sen ne dersin? Sen tamam, şimdi de şu var yani, mevcut iktidarın, hükümetin hatası şurada. Bunlar kontrolsüz geldi. Kontrol edemedi. Mesela Avrupa'da, bilmiyorum, gurbetçilere sormak lazım. Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezemezler böyle, biliyor musun? Kontrollüdür. Bizde, bakın ben 2011'di zannedersem, İstiklal Caddesi'nde Suriyeli dilenci görmüştüm. Bu insanlar nasıl geldi? Nasıl geçtiler sınırı? Efendim? Dükkan açıyorlar şu an. Açarlar ya. Niye açmasınlar? Arkadaş yani. Ama bunlar geçecek. Açması daha iyi ya. Kalkıp da başımıza başka şekilde. Arkadaşım bunlar elbette ki dükkanda açabilir de, bunlar geçici sığınmacı olarak geldiler. Geçici ne demek biliyorsun değil mi? Doğrudur. Tekrar ülkelerine dönme şartıyla. Peki bu durumda onlar geri giderler mi? Vallahi onu ileri zamanda göreceğiz. Adam burada düzenini kurmuş. Çocuklar burada 10 yıl önce burada doğmuş. Çocuk Türkçe öğrenmiş. Onlar adam gider mi? Aynı şekilde gurbetçiler ya. Bizim Almanya'dan Türkiye'ye dönüyorlar mı? Dönmüyorlar tabii ki. Ya onlar da buradan giderler mi? Misafirimiz, bir şey yapamayız. Onlar bizim bir misafir 11 yıl, 12 yıl olacak abi. Yapacak bir şey yok. Onların ülkesinde ama eğer böyle bir şey varsa. Sana yük oluyorsa misafir, kambur oluyorsa bu doğru işte, mu? İşte. Olacak herhangi bir şey yok. Onlar bizim misafirimiz.
Biz kalkıp da misafir diyorsun. Yok, on, ya, bakacağız. 10 yıllık, 20 yıllık misafir olmaz. Misafir gelir, gider. Polisine. Sen nasıl? Abi, olay bittikten sonra bizi çıkartıyor. Hayır. Polis, polis bakın bizde de aynı var. Bizde yok mu? Bizde de aynı sıra gençler. Yani Suriyelilere biz bakabildiğimiz kadar bakarız. Tabii bakarız. Yük olacağı önemli değil. Yani. Önemli değil. Şimdi sen sayın... sen peki alıp evine bakabilir misin? Böyle bir imkanım bilmiyorum, imkanın var mı? Hayır. Bakar mısın? Şimdi imkanım olsa tabii bakarım. Ha. Niye olmasın? Ha. Onun sevabı yeter. Kimse bakmıyor. Ya kimse bakmıyor. O kimseyle ben bir devlete, değilim. Devlete, hükümete yüklüyorlar yükü. Hükümeti hepimize yüklüyor. Aynen, aynen. Doğru söylüyorsun. Ablacığım merhaba. Merhabalar. Ülkücü abla, sen artık evet, meşhur oldun. Evet, bizim, teşekkürler. Röportajlarımıza çok sık geliyorsun, seni konuk ediyoruz. Bu sefer de diyecekler ki ya çok sık geliyor. Acaba bir anlaşımınız mı var hayır, ablayla falan hayır. Diyebilirler. Tabii ki öyle bir şey yok. Şey, ablayı şey, tamamen biz burada tanıdık. Değil. Yani Bursa'nın yerlisiyiz, işimiz oluyor, çıkıyoruz. Sizin gibi gazetecileri gördükten sonra da halkın sesi olduğunuz için konuşma gereksinimi duyduğum için konuşuyorum yani. Sen de yine biriktirdin. Evet, biriktirdin. Çok doluyum. Ama ben sana başka bir şey soracağım ablacığım. Bu Diyanet İşleri var biliyorsun. Diyanet İşleri Başkanlığı kim tarafından kuruldu biliyorsun zaten. Tamam. Atatürk tarafından kurulmuş bir yapılanma. Fakat günümüzde bunun bir başkanı var. Ali Erbaş. Evet. Bu aralar çok enteresan açıklamalarıyla gündeme geliyor. Dedi ki en son gündeme geldiği konuda, günaydını artık kullanmayalım, onun yerine Esselamu aleyne ve ala ali ibadi salihin kullanalım gibi bir öneride bulundu. Evet. Biz Türkçe konuşuyoruz, Türkçe düşünüyoruz, Türkçe rüya görüyoruz. Ama niye böyle konuşmalıyız değil mi? Böyle acaba, bir öneride bulunmuş. Sağ olsun, Allah razı olsun. Dinden, İslam'dan, ahlaktan bahsediyorlar. Ama söyledikleri, yaptıkları bir olmayan siyasetçilerin, bilim adamların konuşmalarıyla gündemde kalmaya devam ediyoruz. Bu da bir normal bir konuşma çünkü ülkemiz Arap, Suriyeli, Afganlı da olduğu için bir şekilde onlara hitap edecek bir şekilde konuşmamız gerekiyor. Biz artık Türk milleti olmaktan uzaklaştık. Türklük sıfatını görselde taşıyan ama hiçbir yerde fiili olarak gösteremeyen bir etnik kimliğe sahip olduk. Bu da çok üzücü. Yani bu tür söylemlerin olması normal. Çünkü bu giden ekonominin üzerine ancak bu tür söylemler yaparak kapatabilirler. Gündem değiştirme. Geçen gün bir 2-3 kişi, 2 kişi ölmüştü şeyde. İdamı getirelim. Geçen seçim olduğu gibi idam konusunu gündeme getirip berbat ekonominin üzerine kapatmışlardı. Geçen seçimde bunun işlediğini çok iyi gördüler. Aynı sistem, aynı metot. Akıl da aynı. Bastın mı gaza, dürttün mü? Değişme işe yarıyor mu? Hayır. Çünkü milletin derdi başka biliyorsun. Benim, ekonomi yani. Benim şu anki derdim selamun aleyküm bilmem ne vesaire değil. Benim derdim ekonomi. Sen benim karnımı, cebimi doyuracaksın ki ben de sana istediklerine yanıt vereyim. Bugün seçimi kazanan Cumhur... Ben bugün aslında şunu söylemek istiyorum. Cumhur İttifakı çatısının altına giren Refah Partisi Başkanı Fatih Erbakan ve Büyük Birlik Partisi Başkanı Mustafa Destici'yi buradan kınıyorum. Ben artık Tayyip ve bu yönetimdi bizi bu hale getiren. Bu seçim zamanında da bu milleti Tayyip Bey'le lades ettiren Fatih Erbakan ve Destici'dir. %3 Refah Partisi %1 Destici'nin oyları olmasaydı bugün Tayyip Erdoğan bizim Cumhurbaşkanımız değildi. Bugün gündemde biz başka bir Cumhurbaşkanı'nı konuşuyor olacaktık. Düne kadar övmüş oldukları adamı bugün emekliye gerekli zammı yapmalısın. Dul ve yetimin hakkını savunmalısın. Böyle olmaz. Biz ben Necmettin Erbakan'ın davasında yürümeye devam edeceğim. Seçim zamanı Necmettin Erbakan'ın davası değildi de seçim sonrası mı Necmettin Erbakan'ın davası oldu? Babasının oğlu değilmiş. Babasının oğlu değil. Değil. Dışarıdan ithal ettiğin her şeyleri Erbakan Hoca kendisi açık açık söylüyor. Sen diyor arpanı, buğdayını, mısırını, tohumunu bir yerden alırsan diyor geleceğini satarsın diyor. Evet. Ve biz geleceğimizi satıyoruz. Ve çiftçiliğimiz yok, hayvancılığımız yok, hiçbir şeyimiz yok. Bunların olmadığı bir yerde sen ne yapabileceksin? Necmettin Erbakan ne demişti? AK Parti'ye verilen her oy İsrail'e verilen birer kurşun demiştir. Oydur. Ve seçim zamanı
3-5 milletvekili çıkartmak için babasının davasını yarım koyup istediği amaca şimdi, kavuşup o, bugün de Tayyip Bey'i zaman, yerle bir etmesine ben bu saatten de müsaade etmem. Hepsinde aynı şekil bak. Menfaat. AK Parti'nin yanında olanların hepsine baktığın zaman. Çıkar. Bir. İlk giden adam. Şimdi konumuz o değil aslında. Ablaya sordum da. Tamam. Senle daha yeni yaptık. Arkadaş da sürekli röportajlarımıza evet. giriyor. Sana o zaman şunu sorayım. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın çok enteresan bir açıklaması gündeme geldi. Duydun mu? Bugün, günaydın demeyelim. Bugün de değil. Dün işte birkaç gündür bu konuşuluyor. Günaydın yerine Esselamu Aleyne ve Ala Ali İbadillah Salihin. İbadi Salihin gibi bir şey. Selam vermek sünnettir. Tamam. Bir insan bir yere girdiği zaman zaten selamun aleyküm der. Arkasından günaydın der. Yani bu olay her günaydın zaman... Günaydın demeyelim. Günaydın deme ne fark ediyor yani? Yani bu mu zorlarına gitmiş şu anda? Gündem değiştirmek. Yani olayı sapkınlaştırmak, başka yerlere çekmek için gündemi... Mazota gelen zam mı niye konuşmuyor? Ona geldiğin zaman Allah tarafından geliyor. Sadece o değil. Hadi ekonomiyle ilgili de başka meseleler var. Kadınlara uygulanan işte şeyler var. Şimdi, biliyorsunuz hayvanlara, doğaya ağaçlar katledildi biliyorsun. Neden Diyanet İşleri Başkanı çıkıp bu Akbelen'de yapılan ağaç katliamına ses çıkarmaz? Öncesi muhalefet partilerini HDP, PKK ona veren, onlara oy veren %48'lik kesimi bizler bunlar vatan haini olarak ilan etmemiş miydi? Ben, şimdi ben soruyorum abi. Ben hiçbirine oy vermedim. Bak açıkçasını söyleyeyim. Ben hiçbirine oy vermedim. Ben Türk milliyetçisiyim. Milliyetçi yetiştim. Daha düne kadar Bahçeli gitmezken ben MHP'nin haricinde kimseye oy vermedim. Bahçeli gitti, gittiğinden bu tarafa ben oy kullanmıyorum. CHP ile birleşti. Ne oldu değişti safı? Meral Akşener çıktı, yönetimi değiştireceğim dedi, saf değiştirdi. Bunları insanların hepsine tek tek gösterebilebilecek misin? Niye gösteremeyeceksin? Zeka... Bu arada abla da eski ülkücü. Eski ülkücüler dedi. Zeka yok. Videolarımızı izlemişsindir. Zeka yok. Akıl hiç yok. Düşünce o hiç içine yok. Devlet bu insanlar Bahçeli, sen... Devlet Bahçeli gerçek Türk milliyetçiliğini ve çıkmış olduğu yolunu sapıtmıştır. Sattı. Kime sattı? Sattığı, koltuğu, kime hizmet ne demişti? Ettiği, her türlü milliyetçiliği ayaklarımın altına koltuğu alırım dedi. Koltuğu uğruna Bahçeli, koltuğu uğruna MHP'nin başkanlığından bitirdi. Ben çekilmeyeceğim dediği için abla bak ben çocukluğumda yetiştim ülkücü olarak. Evet bak, biz de ailece. Bak çocukluğumdan beri hayalimde olan bir şey. Çocukluğumdan beri hayalimde olan bir şey. Dinimizce günah. Bak sen vatanını milletini seviyorsan başındakinin her türlü açığını da arayacaksın. Her türlü pisliğini de arayacaksın. Düzgün yaptığı işleri. Ha hastane yaptı. Alkışlayacaksın. Bak, yapmadı demem. Otoyol yaptı. Yaptığı otoyoldan geçebiliyor musun? Geçemiyorsun. Geçemediğin yolu ben neyin aldım? Randevu alabiliyor musun? Hastane yaptı. Randevu alamıyorsun. Randevu aldım Eylül 1. Şimdi bunları eleştirmeye geldin. Adam diyor ki ya diyor zamanında bizim hastalarımız cenazelerimizi biz alamıyorduk. Hastanede kalıyordu. Ya cenazeyi vermeme gibi lüksleri yoktu. Sadece hasta kaldığı zaman senedi imzalıyordu. O da getir SGK kaydın varsa eskiden defter usulüydü. Bunu algılayabilecek kapasitesi olan insanlarla tartışsam amenna diyeceğim. Bunu algılayacak kapasiteye sahip bir insan yok toplumumuzda. Adam diyor ki 19 yaşında. Son sözlerinizi alayım. Son geçen sözlerinizi. Gün buradaydık. 19 yaşında çocuk. Ya cenazeler kalıyor. Diyanetten mezunmuş. İlahiyattan. Aynı tas, aynı terane. Adamın ağzından küfür düşmüyor. Diyanetim. Ben meslek lisesi mezunum. Ağzımdan karşımdaki insanla tartışırken hiçbir şekilde küfür etmem. Tartıştığım insan bile olsa, kavgalı olduğum insan da olsa ağzımdan kolay kolay küfür çıkmaz. Adamın ağzından küfür düşmedi. Diyanet işlerinden çıkan... Son sözünü alayım abla bitiriyorum. Ben burada benim içimde uhde kalan şu seçim sonrası Tayyip Bey'in söylemiş olduğu bir sözle devam edeceğim. Seçim öncesi demişti ki ben tekrar seçildiğim zaman seçim öncesi konuştuklarını söylediklerini seçim sonrasında unutanlardan asla olmayacağım demişti. Seçim öncesi söyledikleriyle sonra yaptıklarına bakarsak %52'yi unuttu. Hadi %48 biz vatan haini, terörist, gözünde değersiz, Türk halkı yerine sayılmayan vatandaşlar olaraktan %52'yi unutan bir Tayyip Erdoğan gördük. Bugün onun miadi taşları neydi? Emekli, işçi, dul, yetim. Ne yaptı? Emekli şu an
meydanlarda, sokaklarda aciz aciz yasal hakkımızı ver diye inleyip duruyorlar. Bunların yaşanacağını bunlar bilmiyorlar mıydı? Paşa paşa da biliyorlardı. Adam son bir şans istedi, Türk milleti de verdi. Adam şimdi dibine kadar kullanacak, kimse de itiraz etmeyecek, etmeyecekler. Şimdi de 31 Mart, şimdi de 31 Mart 2024, bilmiyorum bizde de bu şahlanmanın tarihleri hiç bitmedi. Şimdi en son şahlanma dönemimiz de 31 Mart 2024. Tabii Ocak ayına kadar emekli geçinebilir, hatta gül gibi geçiniyormuş. Onların yaşam hakkı çok çok iyiymiş. O zaman geçinsin mi geçinebiliyorlar? 7500 lira alıp da bu insanlara hak adalet değil. Kiraları yönetemiyorsun. Pazarı yönetemiyorsun. Marketi bakkalı yönetemiyorsun. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetiyormuş. Koskoca bir şeyin lideriymiş. Ya arkadaş zam geliyor. Dünya lideri ya. Zam Allah'tan geldi diyen bir hükümet çıkıyorsa karşına ben buna hiçbir şey söyleyemem. Teşekkür ediyorum. Abicim nasıl olsun, iyi misin? Allah razı olsun, teşekkür ederim. Allah daha iyi etsin cümlemize inşallah. Bu Ali Erbaş var, tanıyor musun? Diyanet İşleri Başkanı. İyi tanıyorum. İyi tanıyorsun. Bu aralar enteresan açıklamaları gündeme geliyor. Önce yaptığı açıklamalar, şimdi yaptığı açıklamalar, en son yaptığı açıklamalar gerçekten de hayret vericiydi. Dedi ki artık günaydın kullanmayalım, esselamu aleyne ve ala ibadi salihin kullanalım gibi bir ifade önerdi. Memleketin başka sorunu kalmadı, evet. Her şeyi çözdük. Sayın Ali Erbaş bunlarla gündeme geliyor. Acaba millet diyor ki gündemi mi değiştirmek istiyorlar acaba, ne dersin? Yani gündemimiz bu mu yani problem, bir sürü problemimiz var. Selamun aleyküm, selam, yazıklar olsun. Günaydın. Günaydın. Neyimize yedin? Biz Arap mıyız? Evet, aynen öyle. Yani selam Allah'ın selamı yani. Onda problem yok ama yani ne gereği var ki yani bunu gündem etmenin anlamı yok. Ben öyle görüyorum abi. Tamam, teşekkür ederim. Abime sorayım. Ne konu? Konu Ali Erbaş. Tanıyor musunuz Ali Erbaş'ı? Ali Erbaş'ı tanımıyorum ya. Tanımıyor musunuz? Tanımıyorum. Diyanet İşleri Başkanı? Yok, tanımıyorum. Çok ilginç bir açıklama yaptı. Ne yaptı? İşte dinle. Ne yaptı? Dedi ki bundan sonra günaydını kullanmayalım dedi. Esselamu aleyne ve ala ibadi salihin kullanalım ya dedi. Ya Türkiye burası ya. Günaydın demek kadar güzel bir şey var mı ya? Günaydın. Evet. Niye peki? Nereden icap ediyor? Duruyor. Bilmiyorum. Doğru mu yalan mı bilmiyorum. Duymadım. İlk defa sizden diyorum. Önceden yaptığı bir açıklamaymış. Gündeme yeni geliyor ve bununla ilgili bu dezenformasyon başkanlığı var. Araştırmış. Erbaş'a da sormuş. Erbaş da aslında günaydın kullanıyormuş ama böyle bir öneride bulunmuş. Böyle yani, enteresan bir durum. Bilemiyorum. Ben günaydın diyorum. Size iyi günler. Bitmiş. Kim bitirdi? Kim? Ben. İktidar kim olacak? Ama oy halen verdi, oy 52 alkışlayın. Bu insanlar oy verdi ama. İşte ha, o insanlar verdi, ben değil. Verene söylesin. Onu da değil. Onların yanında biz de gidiyoruz. Biz de gidiyoruz. Gittik daha, gideceğim mi var? Valla bittik daha, bir daha bir şey mi var? Kaldı ama mı? Ama Erbaş da hiç sanki bunlar yokmuş gibi geliyor. Günaydın, işte yok onu deme, bunu deme. Yok ateist sayısı niye artıyor? Sence niye artıyor ateist ve deist sayısı? Dua etsinler, Hristiyan olur bir insanlar. Keşke Hristiyan olsalar. Demiş ki Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanı'dır kendisi biliyorsun. Zırhlı evet. Aracı var aynı zamanda. Evet, bayağı var. Milyon dolarlık. Evet. Dedi ki günaydın yerine esselamu aleyne ve ala ibadir salihin diyelim. Önerisinde bulundu. Yani. Ama memlekette başka sorunumuz kalmadı, şimdi bunları tartışıyoruz. Abi böyle sorunları tartışıyor olduk. Zaten kimse ekonomiden bahsetmiyor. Yani eğitim sisteminin bozukluğundan bahsetmiyor. Ne bileyim hani. Bir seçimi atlattık, ondan sonra gelen zamlardan kimse bahsetmiyor. Herkes sanki uyuyormuş gibi yani bu tarz şeylerden bahsediyor. Herkes serbest, özgür bir ülkedeyiz sonuçta. O esselamu aleyküm diyebilir veya ben de günaydın diyebilirim. Yani daha önemli problemler varken hani bu tarz bunları şeyleri gündeme getirmek saçma. Gündemi hani, değiştiriyorlar galiba değil mi? O aynen öyle yani. Muhtemelen. Geçen hafta yine bir enteresan açıklamalardan biri şeydi. Bu sokak röportajlarında bazı böyle dini sorular soruyorlar ya, bilemiyorlar. Evet, bunlara evet. Takmış Ali Erbaş. Demiş ki ya salavat getirmesini bilmiyor insanlar. Nereye gidiyoruz? Bunun sorumlusu kim gibi bir enteresan bir tepkide bulundu. Kim? Yani nereye gidiyoruz? Ateist ve deist sayısı giderek artıyor falan. Tabii. Ya şimdi şöyle bir şey var. Nereden basarsak diğer taraftan çıkar. Hani dini yönden, dini eğilimleri insanlara dayatırsanız burada ateizm de artar, deizm de artar. Yani
diğer paganizm tarzı görüşler de artabilir. Yani bundan bir 20 yıl evvel deizm veya ateizm çok popüler değildi. Ama siz insanları işte baskıyla, kapalılığa, o tarz şeylere basarsanız, yani baskı yaparsanız, insanlar da diğer tarafa kaçmaya i̇şte çalışır. Bunlardan biri de şey dedi mesela, yine hı-hı, geçen hafta tartışıldı. Evet. Cuma günü, cuma saati tatil olsun, herkes cumaya evet gitsin gibi. Yani giden zaten gidiyor. Ben gidiyor de gittiğim zaman yani dükkanı kapatıyorum. Kimse gidiyorum yani. Kimse kimseyi zorlamıyor tabii ki abi. Yani illa bir dayatma yapmak zorunda değiliz. Herkes özgür. Yani herkes istediği gibi davranabilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Allah'a çok şükür. Allah, iyi. Siz de iyisin inşallah. Vallahi iyi olmaya çalıştık. Bu ekonomik koşullarda ne kadar iyi olacaksa. İyi olmaya çalışıyoruz ama ben farklı bir soru soracağım. Bu Diyanet İşleri Başkanı var, tanıyor musun? Tanıyorum abi. Ali Erbaş. Ali Erbaş tanıyorum. İlginç açıklamalarla gündeme geliyor. Yine ilginç bir açıklaması gündeme geldi. Dedi ki günaydın yerine Esselamu Aleyne ve Ala İbadeli Salihin diyelim dedi. Abi günaydın demek yani insanların daha güzel bakışına şey oluyor. Günaydın demek daha güzel. Yani selam aleyküm. Arapça, biri Türkçe. Selam aleyküm diyebilir. Günaydın, günaydın olsun. Yani mesele o yani. Niye bak peki bunlar gündeme geliyor? Bu tür söylemlerle gündeme geliyor. Yani bizim başka problemimiz yok mu? Abi emekliyim. Şu anda geçinemiyorum. Değil mi? Açlıktan ölüyorum. Sen neydin başlıyorsun yani? Değil mi? Yani? İşte bu yani. Bu esas sorunumuz bu. Yani bunları gündeme getirmek istiyor. Niye öbür şeyleri gündeme getirmek istiyor ki? Yani bunları unutalım diye. Değil mi? Onları gündemi yapıyor değiştirmek için. Yani gündemi değiştirmek için bunları yapıyorlar yani. Peki yani madem kendi derdin emeklilikle ilgili, ne düşünüyorsun? Nereye gidiyoruz? Vallahi şu anda hiçbir şey düşünemiyorum. Herhalde ne zaman öleceğimi, yarın ne zaman öleceğimi düşünüyorum. Ne zaman? Yarın ne zaman öleceğimi düşünüyorum. Öleceğini düşünüyorsun. Yok ya, daha yaşarsın. Sağ ya, olasın maşallah. Yani. Maşallah da abi gezemiyoruz. Yani şeyimiz yok. Yani bir tatile gidemiyoruz, bir şeye gidemiyoruz, bir yere gidemiyoruz. 7.30'dan nereye gideceksin abi? Ama bir de galiba şey diyorlar ya diğerleri, şükretmiyorsunuz ya diyor. Biraz şükredin, nankör olmayın diyorlar. Abi biz insana şeye şükretmiyoruz, Allah'a şükredeceğiz. Değil mi? Yani insan şeye mi şükredelim yani? Teşekkür ederim, sağ olun. Gel. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim, ben teşekkür ederim. Hangi kanal bu şey? Sen ne dersin? He? YouTube, SND. Şimdi gündemimiz aslında ekonomi olması gerekirken Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş var, tanıyorsun değil mi? Evet. Erbaş'ı biliyorsun. Evet. Ya, enteresan açıklamalarla gündeme geliyor. Gündem değişiyor falan böyle. Ne gibi? Mesela son yaptığı açıklamada dedi ki günaydın demeyelim. Esselamu aleyne ve ala ibadil salihin diyelim. Evet. Önerisini getirdi. Ne düşünüyorsun bu konuda? Şimdi şöyle, bizlerde bir alışkanlık var. Günaydın günaydın diye gidiyor. Tabii ki şey olarak selamla birlikte günaydın dememiz daha uygun olur bana göre de. Daha iyi değil mi? Sabah günaydın. Türkçe düşünüyoruz biz değil mi? Şimdi burası Türkiye Cumhuriyeti. Sabah dediğimiz zaman günaydın. Bazen de sabah şerifleriniz hayırlı olsun derler. Biliyorsun değil mi? Şimdi sabah seninle karşılaştık. Değil mi? Senin yanına ben geldim. Esselamun aleyküm. Günaydın, hayırlı günler. Olması gereken bu. Dinimizde olan bu. Şimdi burası Türkiye Cumhuriyeti ama elhamdülillah Müslümanız. Öncelikle dinimiz gelir. Bana göre bu yani. Önce dinimiz. He? Tabii ki canım yani. Milletimiz, bayrağımız, ırkımız. Ya, bir bir ardınca geliyor ki tabii şimdi yani. Ama önce insan olmak gerekmiyor mu? O farklı şey. O farklı. Önce insan olmak. Hayır, şimdi sen sonra... sen şimdi dini konuda sorduğun için ben sana. Yok, dini konuda sıralamayı yaptım şimdi, o yüzden ben öyle dedim sana. Ya ardı sıra geliyor işte ki. Peki yani bu kadar mesela çok fazla, bu kadar çok sorun mesele varken ülkede. Şimdi şöyle söyleyeyim. Niye pardon, lafını özür dilerim. Gayrimüslim olan bir ortama bile girsen selamun aleyküm olarak diyerek gireceksin. Bu arada selamun aleyküm şeyini, ifadesinin Aramice'de şalom aleyhimle aynı olduğunu biliyor şimdi musun? Fazla kurcalamaya gerek yok. Yok, bunlar çok ince konular. Çünkü aynı anlam, aynı şey. Şalom aleyhimle selamun aleyküm aynı. Ben şimdi İslamiyet'in haricindeki dinleri araştırma gereğini görmüyorum yani. Tamam, ha vardır bana göre bildiğim ama gerek yok diyorum. Tamam, gerek peki, görmüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ha yani kötü diyorsunuz ya şimdi, kötü. Kabul. Onu eleştiri ama, bak bir dakika dur bir dakika. Eleştiri. Kötü demiyoruz, eleştiriyoruz. Tamam eleştiriyoruz. Hatalarını söylüyoruz. Söylemek suç mu hatalarını? Yok hatalarını söylemek suç. Tamam hatalarını ama söylemek. Ama abi ha, ben söyleyeyim, ben söyle Erdancıyım. Şimdi ben de Erdancıyım. Ha, Türk vatandaşı mısın? Evet. Ağız kalırsın. Ağız kalayım, Türk vatandaşıyım. Ha. Ben burada doğdum, burada büyüdüm abi. Tamam. Abi şimdi onun gibi yönetecek adam yok burada. Yani yönetecek adam yok değil. Ama nasıl olur mu canım? Koskoca 80 küsür tamam, milyonluk ülkede Erdoğan'ın yerini dolduramıyorsak biz ülkeyi kapatalım gidelim ya. Tamam, böyle bir şey olur mu? Çıksın birisi doldursun. Var mı çıksın? Olmaz, çıksın olur mu? Var merak etme. Çıksın doldursun o zaman. Atatürk gitti, ülke bitti mi ya? Hayır abi. Tamam Erdoğan giderse ülke biter mi? Hayır. Tamam o zaman niye böyle konuşuyorsun, saçmalama ya. Ben nasıl diyorum abi, biliyor musun? Şimdi ülkeyi
Nasıl diyeyim? Tamam, ekonomik anlamda kötü. Zaten problem bu. Zaten, yani. Zaten o problem. Neden ekonomik anlamda kötü? Kim bunun sorumlusu? Erdoğan. Ama abi ben ekonomiyi konuşmuyorum. Ülke eğer başkası geçse isim olur vermek istemiyorum. Olur mu öyle şey? Olur mu? Eller bak şimdi bak güzelim bak. Erdoğan ne dedi? Ben dedi ekonomistim dedi. Dedi mi? Evet abi dedi. Ben dedi ekonominin kitabını yazdım. Evet. Şimdi ekonominin kitabını nasıl yazdığını iddia eden ben ekonomistim diyen bir adamın ülkesinde yönettiği bir ülkede eğer ekonomi bu kadar kötüyse milli paramız bu kadar değer kaybediyorsa evet, o adam başarılı mı sence? Hayır. Hı? Değil. Neden başarısız? Değil abi yönetemiyor. Abi, bak hala ona rağmen destekliyor gencimiz. Abi, yanlış. İyiydi yönetiyordu da şu tamam, an bırakması bu ara lazım mı? Yani. Abi zaten bu seçimden sonra zaten bir daha çıkamayacak. Vallahi zannetmiyorum o devam eder yine ölene kadar ama kalacak gibi görünüyor. Yine verirler bizim milletimiz yine verir. Yine oy verir akıllanmaz millet. Şimdi bak cebindeki senin Türk parası değil mi? Evet. Türk parası. Bak ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak benim cebimdeki paranın değer kaybetmesi bizim bu kadar kısa sürede hızlıca fakirleşmemiz benim vicdanıma dokunuyor. Anladın mı? Dokunuyor. E o zaman sorgulaman lazım. Bunun sorumlusu kim? Bunu eğer biz tekrar seçersek daha beter olur diye düşünmen lazım, sorman lazım genç olarak. Abi ama ülke soruyor mu? Başkalarının eline kalacak. Başkası kim başına kalacak ya? Gelecek olan şey mi uzaylı mı gelecek? Bu ülkenin insanı gelecek. Abi öyle de mesela Amerika bizim düşmanımız, Rusya bizim düşmanımız mesela değil mi? He. Mesela adamların çoğu zaten onlarla anlaşmadı. Peki, sana şöyle bir soru sorayım. Madem Amerika düşmanımız da niye bunların çocukları hepsi Amerika'da okuyor? Ekonomi güzel abi. Ah be çocuğum ya. Ah be ya. Söyle mi çok kötü. Şu an Suriyelilerin kullandığı araç bizde yok. Tamam. Yani onlarda olan para bizde. Suriyelileri bir kenara bırakalım. He bırakalım. Gündem ekonomi gitsinler olması lazım. Gitsinler abi kenara bırakmayalım. Diyanet İşleri Başkanı var ya biliyor musun? Tanıyor musun Diyanet İşleri Başkanı? Tamam. Enteresan bir açıklama yaptı zaten. Çok enteresan açıklamaları yapıyor da. Sanki memlekette başka soru yokmuş gibi dedi ki artık günaydın demeyelim dedi. Esselamu aleyhine ve ala ibadir salihin diyelim dedi. Konu bu değil ki. Ama işte bunu soruyor, gündeme bu geliyor. Biz de bunu tartışıyoruz. Saçma bir şey abi ne ya. Ne diyorsun? Ekonomiyi yani düzelsin sonra ne istiyorsa yapsınlar. Allah Allah. Şu an şey mi düzeltecek ekonomiyi? Yani Erdoğan düzeltecek. Erdoğan ama ben şeyi Ali Erbaş'ı söyledim. İşte ben tanımıyorum. Ali Erbaş zırhlı arabayla geziyor biliyorsun değil mi? O zaman 2 milyon dolar da aracı şimdi bilmiyorum kaç para. Vallahi ben bilmiyorum. Şu an abi herkes pişman ya verdiğine. Yine seçim olsa yine ona verirler. Yine yani. Niye peki? Enteresan değil mi? Garip ya. İşte. Garip. Öyle. İşte bak sen oy verdin mi? Yok abi. Vermedim tamam. Ben de teşekkür verdim. Ederim. Sen de vermedin. Yok verseydim Kemal Kılıçdaroğlu. Başkası yok. O da tırt çıktı ya. Tamam senle konuş. Kemal Kılıçdaroğlu hain abi. Ya nerede gidiyorsun? Sorayım mı sana abiciğim? Sorabilirsin. Gel sorsan şöyle güneşe gel de ışık vursun. Vursun abi sor. Nasılsın iyi misin? İyiyim teşekkür ederim. Diyanet İşleri Başkanı var tanıyor musun? Ali Erbaş. Biliyorum. Tanıyorsun değil mi? Biliyorum. Bu aralar çok enteresan açıklamalar yapıyor. Son yaptığı açıklama. Daha doğrusu evvelden yapmış da gündeme geldi. Şimdi evet, dedi ki günaydın demeyelim dedi. Esselamu aleyne ve ala ibadil salihin diyelim dedi. Esselamın yeri farklıdır. Günaydın yeri farklıdır. Günaydın Türkçe. Biz Arap mıyız? Tabii ayara bak. Tamam bak şimdi selamın yeri Kur'an'da da farklıdır. Günaydın yeri de farklıdır. Günaydın sabah herkes birine günaydın der ama kahveye girersin selamun aleyküm günaydın. İkisini de kullanırız günaydını biz. Günaydını ne zaman kullanıyoruz? Sabahları. Sabahları. Tabii. Neyce? Türkçe. Türkçe. Diğeri? O da Arapça. Arapça. Biz Arap mıyız, Türk müyüz? Ama o da Kur'an'da geçiyor selam. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Selamun aleyküm kelimesinin kökeni İbranicedir. Yahudiler şalom aleyküm der. Biz selamun aleyküm der. Kökü aynıdır bunların. Zaten akraba ırk. Selam Allah'ın kaç ismi var? Selam Allah'ın ismi mi? Allah'ın kaç ismi var? 99. 99. Selam. Allah'ın ismi mi? Evet. Emin misin? Evet. Peki niye Yahudiler de selam şalom diyor? Aynı. Bak biz selam şalom demiyoruz. Biz selam aleyküm aynı diyoruz. Aynı şey be güzelim. Aynı şey. Yok, yok. Selamun aleykümün kökeni şalom aleyküm. Hayır hayır orada yanlışınız var. Ben yanlışım. Teşekkür ederim sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sen doğrusun. Ali Erbaş'ı tanıyor musun? O kim abi? Diyanet İşleri Başkanı. Evet tanıyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı var biliyorsun. Evet evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kim kurdu biliyor musun? Atatürk değil mi? Atatürk kurdu. Ya saçmalama. Nereden Sabit Aylak? Atatürk'ü Sabetay mı demek istiyorsun? Hakaret mi ediyorsun Atatürk'ü? Terbiyesiz herif. Sabetay'mış. Yazık neyse, yani. Neyse işte yazık. Bak güvenlik görevlisi bu eleman tamam mı? Atatürk'ün ve silah arkadaşlarının kurduğu bu ülkede görev yapıyor. Bu ülkede yaşıyor. Fakat Atatürk'e hakaret ediyor. Dünyanın hiçbir ülkesinde, başka hiçbir ülkesinde kendi ülkesinin kurucusuna bu kadar kendi millet tarafından saygısızlık ve hakaret edilmemiştir herhalde. Evet. Neyse, Diyanet İşleri Başkanı dediğin gibi Atatürk kurmuştur. Aynı zamanda
Kur'an'ı Türkçeleştiren de Atatürk'tür aynı zamanda, biliyorsun. Bilirim. Elmalılı yazıra çevirtirmiştir, Türkçeleştirmiştir ki insanlar okusun, öğrensin, cahil kalmasın diye. Neyse, Ali Erbaş, bu Diyanet'in başkanı Ali Erbaş, enteresan açıklamalarıyla gündeme geliyor. Dedi ki en son, daha doğrusu demiş, günaydını kaldırıyoruz, günaydın yok. Artık Esselamu Aleyne ve Ala Ali İbadi Salihin diyelim. Bu kadar uzun. Şimdi tabii millet soruyor, biz Arap değiliz ki. Evet. Türk'üz. Günaydın var. Bu ne Türk'te ne şeydi? Arap'ta da Türk'te de vardır. Selam Allah'ın selamıdır. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Peki günaydın? Günaydın deyince Allah anlamıyor mu? He? Allah anlamaz. Ya selam mı versen Allah'ın selamı. Günaydın daha... desen? He? Günaydın desen? Ya önce selam vereceğim. Hocam bak. Günaydın Allah'ın selamına gelmesi. Bir saniye ben sana şöyle bir bilgi vereyim mi? Selamünaleyküm kelimenin kökenini biliyor musun? Bilgin var mı? Selamünaleyküm kelimesinin anlamını da muhtemelen bilmiyorsundur da kökenini biliyor musun nereden olduğunu? Kökeni zaten bu Allah'ın selamıdır. Arapça. Hocam bak tekrar soruyorum. Arapça Allah'ın selamıdır. Kökenini ben sana söyleyeyim mi? Selamın aleykümünün kökeni Shalom aleyhimin Arapçalaşmış hali. Shalom aleyhimi kim kullanıyor biliyor musun? Kim kullanıyor? Yahudiler kullanıyor. Ya yani Shalom aleyhimle selamun aleyküm aynı şey. Allah'ın ayetlerini getiriyorsunuz. Yok Yahudinin şeyi. Ayette sen, böyle bir şey yok. Bak, selam aleyküm. Selam hocam. Edeyim. Selam aleyküm. Allah'ın ayetini inkar eden kafirdir. Tamam. Biz kafiriz. Ben demiyorum Allah'ın i̇şte, ayetini inkar. Ben sana selamun demiyorum. Selamun aleyküm ayet değildir. Allah'ın ayetini kim? Bak, selamun aleyküm ayet falan değildir. Ya Allah'ın selamıdır o. Allah'ın selamı değildir. İçinde Allah ismi geçmez. Allah, selam. Shalom. Bak shalom. Selam. Siz... Aleyhim aleyküm. Araştır. Ya tamam araştır bak size. Ben söyledim sana inanma. Gir Google amca var ya Google'da biliyor ya musun? Sen... Yaz oraya sana bununla ilgili yüz binlerce bilgi çıkacak. Şimdi... Selamun aleykümünün ne olduğunu öğren. Şimdi İslamiyeti tamam İslamiyeti şimdi ben sana soruyorum zaman... biz Arap mıyız Türk müyüz? He? Arap... Müslümanık. Ne Arap'ız ne Müslümanık biz. Müslümanız abi dinimiz ne? Müslümanık. Ayrı mesele. Ben sana Müslüman mısın, Hristiyan mısın Türk demiyorum. Abi, sen Arap mısın, Türk müsün? Sen Türk bak hocam, sen şimdi ne diyeyim? Bir dakika bak. Bir dakika, bak sorumu lütfen dinler misin? Tamam bak, ben de bak sen. Sorumu dinler misin? He. Sen Türk müsün, Arap tamam, mısın? Tamam bak ben de sana cevabını veriyorum. Sen Türk desen Müslüman değilsin. Arap desen alakası Müslüman değilsin. Alakası var ya. Vardır. Alakası çok vardır. Alakası çok vardır. Müslüman bak Arap olmayan bak Boşnak var, Arnavut var, Çerkez var. Ya tamam var, her şeyden var. Türk önce ben neyim? Müslüman önce olmayan Türkler Müslüman. Var. Ben önce Müslüman, ondan sen bu sonra ülkede Türk'üm. Yaşıyorsun, sen bu... Ben... Kim? Bu. Hepimiz insanız. Bravo, bravo. Doğru, tamam, hepimiz insanız. Tamam, ama sen insan insanız. Olmadan önce sen diyorsun ki ben Müslümanım. Ben Müslümanım. Önce Müslümanım, ondan sonra Türk'üm ben. Sen sen önce Türk oldun, sen Müslüman tamam. Değilsin. Peki, günaydın deyince ne oluyor? Ben... Allah bunu anlamıyor mu? He? Allah ya, bunu anlamaz mı? Ya şimdi günaydın demek kötü bir şey mi? Şimdi ilk bu selam. Günaydın demek kötü bir şey mi? Hayır değil tabii ki. Kötü bir şey değil. Tamam. Niye peki bunu gündeme getiriyor ki? He? Diyanet, günaymış oluyor yani. Diyanet işleri bunu gündeme getirer. Neyi amaçlıyor başkana? Bizim o kadar çok problemimiz var ki. Var mı ya da bilmiyorum. Sen belki problem görmüyor problem, olabilirsin. Problem bak. Ege Türkiye'nin düzelmesini istiyorsanız. Bu bizim ülke Müslümanlar sımsıkı Allah'ın ipine sarılacak. Şimdi hiç kimse her şey para olmuş. Kimin ağzı açılıyor para? Kimin ağzı açılıyor şöyle para? Bir örnek verebilir miyim? Dünyadaki bütün Müslüman ülkelerine şöyle bir bak. Tamam işte. Bütün neden bu Müslümanlar bu kadar cahil ve geri? Cahil işte parayı taptılar. Ha. Çünkü Yahudiler Müslümanları kullanıyorlar bu devirde. Müslümanlar bu kadar geri zekalı mı kullanıyorlar? İşte demek geri zekalıdır kullanıyorlar. Acaba bunlar niye cahil? He? Niye bu kadar cahiller? Cahil ise şimdi bütün dünyayı şu anda Yahudiler yönetiyor. Ne kadar Yahudi var dünyada? Bütün ya istersen bir 25 milyon küsur. Ya 25 milyon ne kadar 1 milyon. Müslüman var? Ya 25 milyon 1 milyon olsun. Bütün dünyayı bak ben tek Türkiye Müslümanlar değil. Bütün dünyayı Yahudiler yönetiyor. Demek ki çoğunluk olmak önemli. Dolar değil. Kimindir? Dolar bugün Yahudilerindir. Amerikanı değil. Amerika'nın değil işte. Ya bak yanlış biliyor. Kontrol ediyor. Amerikan kökenli he? Bir para. Hayır. Abi. Bak Amerika'nın bir başkanı dedi biz dolar dedi kendi Amerika'nın parasını çıkar başkanı öldürdüler. Amerika'nın başkanı öldürdüler. Kimdi o? He? Ben biz 80'de onu Kennedy. Öldürdüler. Kennedy. He? Neyse, öldürdüler onu. O değil. Şimdi Yahudiler. Bak ben sana şunu söylüyorum kardeşim. Türkiye'de yaşıyoruz. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Tamam. Konuştuğumuz dil neyce? Ya Türkçe. Ha, sen Türkçe. Neyi rüyalarını neyce görüyorsun? Arapça mı görüyorsun? Ya Arapça değil. Ha. Türkçe görüyorsun tamam. Değil mi? O zaman günaydın demekte bir sakınca yok. Eğer bunu gündeme getiriyorsan burada demek ki gündemi değiştirmek için bir çaba var demek. Kesinlikle katılıyor abi. Musun? Katılıyorum yani. Gündemi değiştirmiyorlar. İnşaat nasıl genç olarak? Güzel abi. İyi mi? Güzel. Ekonomi bozuk diyorlar. Ekonomi bozuk. Gibi gibi. Gibi. Bozuk yani. Değil mi gibi mi? Yani bir bozuk bir bozuk olmuyor işte. Ama sana göre iyi galiba. Bana güzel ya. Güzel. Evet Türkiye güzel bir ülke abi. Tamam teşekkür ederim. Coğrafi konumu da.
Gurbetçi değilim abi ben. Gurbetçi gibi duruyorsun da. Teşekkür ederim o zaman. Ama Rusya'dan geldim ben. Ha, Rusya'dan. Rusya'dan geldim evet. 2014'te buraya geldim işte okuyorum, çalışıyorum burada. Nesin sen, nerelisin aslen? Ahıska Türk'ü. Ahıska Türk'ü. Evet. Sen, ne kadar çok Ahıska'da var ya Türkiye'de valla ya. Ahıska vatandaş Türk'üm. Oldun mu? Çoktan abi. O zaman ama 5 yıl içerisinde oldum işte, hemen olamadım o kadar. Sen Rusça'da biliyorsun. Rusça'da biliyorum. Rusça günaydın ne demek? Dobro utro. Dobro utro. Tamam. Evet. Arnavutça'da mırmıncez demek. Mırmıncez. Mırmıncez. Türkçe günaydın. Evet. İngilizce good morning. Good morning. Good morning. Arapça. Abi ne bileyim ben Arapça ne? Ama dedi ki Diyanet İşleri Başkanı. Dedi mi az önce? Esselamu aleyne ve ala ibadi salihin. Abi okullarda bize günaydın öğretildi. Biz tamam. De bunu kullanıyoruz. Teşekkür bu kadar basit size. Yani. Sağ ol. Sağ ol. Tamam. Teşekkür ederim. Röportajı burada bitiriyorum. Teşekkür ederim izlediğiniz için.